Bir örnek var. Bir düğmeyi yanlış iliklersen hepsi yanlış gider diye. Artık sizler bütün düğmelerin yerlerini karıştırdınız. Dış politikadan güvenliğe, ekonomiden hukuka her şeyi elinize yüzünüze bulaştırdınız. Şu anda darbe girişimini bir fırsat yaratmaya, bunu bir fırsata çevirme peşindesiniz. FETÖ'cülerle FETÖ konusundaki günahlarınızın listesini okusak, saatler alacakken burada gerçekten darbeye bulaşmamış, hiç alakası olmayan insanların hapse atılmasına, gazetecilerin tutuklanmasına nasıl seyirci kalıyorsunuz, nasıl içinize sindiriyorsunuz bilemiyorum. Değerli milletvekilleri, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimle gelen, seçimle gider dediğinde hukuki süreçler tamamlanıp hükmün kesinleşmesi durumundan önce milletvekilleri tutuklanması anayasaya ve anayasanın anayasa mahkemesinin içtihatlarına aykırıdır denildiğinde ya aman Allah'ım yer yerinden oynadı. Sanki genel başkanımız şehitlerimize kelle demiş. Sanki genel başkanımız Abdullah Öcalan'a Sayın Öcalan deyip ona metiyeler dizmiş. Sanki genel başkanımız onun bildirisini meydanlarda okumuş. Sanki valiye askere PKK'nın şehirlere yığdığı silahları İşte kazdığı hendekleri görmezden delin diye talimat vermiş. Sanki bombalar patlarken, herkes acılar içindeyken anket yaptırdık, oylarımız artıyor demiş. Peki ya siz değil miydiniz? Bugün terörist dediklerinizle Dolmabahçe'de pozlar veren. Siz değil miydiniz? Siz değil miydiniz onlarla mutabakat metni hazırlayan? Ne değişti? Dün onlar ne söylüyorsa bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Peki ya siz değil miydiniz? Bugün darbeci dediklerinizle onları askeriyeye, yargıya, emniyete elinizle tek tek yerleştiren, beraber orduya kumpas kuran ve örgüt lideri olarak Genelkurmay Başkanı'nı yargılayan bunlar sizler değil miydiniz? Terör örgütü başı dediğiniz kişiye metiyeler dizen ve onun için artık bu hasret bitsin diye çağrılar yapan siz değil miydiniz? Ya siz değil miydiniz peki? Söz konusu sizin milletvekilleriniz, sizin bakanınız, sizin çocuklarınız, sizin iş adamlarınız olduğunda mecliste parmaklarınızı kaldırarak tarihimizin en büyük yolsuzluğunu 17-25 Aralık yolsuzluğunun üstüne örgüten, bunları yargıdan kaçıran sizler değil miydiniz? Tabii bugün dün dündür, bugün bugündür diyebilirsiniz. Siz kendi menfaatleriniz uğruna her yolu mübah görebilirsiniz. Siz bunları böyle yapabilirsiniz ama bizim anlayışımız şu. Bizim anlayışımızı belirleyen hukuktur, demokrasidir, adalettir ve vicdandır. Bizim anlayışımız öyle kişisel çıkarlarımız için, kişisel ikballerimiz için değişmez. Biz dün ne söylüyorsak bugün de burada söylemeye devam edeceğiz. Gelecekte de bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu değişmeyecek. Emin olun. Sizler için de bir gün bunları söyleyeceğiz. Hiç meraklanmayın. Ben cümleme son verirken tekrar Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılını kutluyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.